Güney Azerbaycan Demokratik Türk Birliği Genel Başkanı Sayın Ecdet Akizade Bey, Azerbaycan Cumhuriyetimizin Cumhurbaşkanı, kurucusu Mehmet Emin Resulzade'nin mezarına ziyarete geldiler. Türk hareketi olarak biz de burada yerimizi aldık. Söyleyin ki bu noktayı nazardan değil. Tarihteki ilk Türk Cumhuriyeti'dir. Azerbaycan Cumhuriyeti, ilk Cumhuriyeti'dir. Milli ve demokratik devletçiliği zemininde muasirliği esas götüren, esas almıştır. Bu noktayı nazarından tarihteki ilk Türk Cumhuriyeti'dir. Mehmet Emin Bey Resulzade. Evet, sevgili izleyicilerimiz, Azerbaycan Devleti'nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade büyüğümüzün, Cumhurbaşkanımızın, devlet büyüğümüzün mezarı başındayız ve Güney Azerbaycan Demokratik Partisi Genel Başkanı Sayın Ecdet Akizade de bizimle beraber, ziyarete beraber geldik. Küçük bir söyleşi yapacağız kendileriyle ilgili ve Sayın büyüğümüzle ilgili. Evet, Sayın Başkanım hoş geldiniz. Ne zamandan beri geliyorsunuz mezarını ziyaret? Demek ki 90'ların başlangıcından diye şimdi ben bir yanımda düz kalsa 8-9 defa Böyük Mehmet Emin Bey Resulzade'nin ziyaretine gelmişim. Düzdü o zamanlar böyle el çekilmemişti. Sonra sağ olsunlar bazı kurumlar ve beylerimiz bu işe el attılar. Ancak görürsünüz ki burada Mehmet Emin Bey Resulzade'nin öz kalemiyle, öz fikrinden yazılmış ki, yani onun demokrasiye bağlılığı, onun muasirçilik ve bir de söyleyir burada da var ki, eşi birinci Türk Cumhuriyeti'ydi yazar. Türk Cumhuriyeti, başka bir konu yok. Türk Cumhuriyeti'ydi. Türk Cumhuriyeti'ydi, özü de söyleyir, yani onun kurucusu da özüdür ve söyleyir de Türk Cumhuriyeti'ydi. Türk dünyasında birinci Cumhuriyeti. Ve burada demek ki çağdaşlık, muasirçilik ve demokrasiya. Mehmet Emin Bey Resulzade demokrasiya hakkında düşünceleri çok derindi. Yani o zaman da Avrupa'da da o konuyla bağlı çeşitli fikirler vardı. Ama Mehmet Emin Bey Resulzade'nin fikirleri zaman zaman getdikçe çok derinleşirdi. Ve bu Mehmet Emin Bey Resulzade onu özünün demek ki hakimiyyətdə olan dönemde de o 23 aylık devlette de gösterdi ki parlamentarizme, cumhuriyete ve demokrasiye ve pluralizme ne kadar bağlıdır sağdaşlığa. Yani bu zamanlar görürsünüz ki dünyada ayı kadın haklarının azadından söhbət gedir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde demokratik demek ki cumhuriyette kadınlarla bağlı kanunlar kabul olur ve seçkilerde seçib seçilme hakkı nəzərə alınır. Ve başka meselelerde, yani ben dedim o pluralizm ya çoxunçuluk, yani bütün demek olar ki, bütün etnik gruplara, var olan siyasi gruplara izin verilir ki, o siyasi proseslerde iştirak etsinler. Baxmayaraq ki, onların çoxu bundan su istifadə edirlər, sonra su istifadə edirlər və gedib başqa yerlərə bağlanırlar və ya demək ki, Ruslara demək ki, orada zəmin yaradırlar filan, işqalda iştirak edirlər. Amma Mehmet Emin Bey Resulzade axıracaq Azərbaycan vətəninə və Azərbaycan Türk millətinə hər zaman o bağlılığını göstərir və Türk ilə Mehmet Emin Bey Resulzade'nin düşüncəsində Türk ilə demokrasiya arasında bir demək ki, dəyişiklik yoxdur, bir fasilə yoxdur. Şimdi bu, tabii ki bizim başkanımız, Cumhurbaşkanımız, devlet büyüğümüz, Türkiye defnedilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi Sovyet Rusya işgali altında olduğundan dolayı mı Azerbaycan'da? Tam o cürdü. Bilirsiniz ki Mehmet Emin Bey Resulzade sürgündeydi, canı tehlikedeydi ve bilirsiniz ki Cumhuriyet'ten o kişiler ki sürgündeydiler, onların çoğu terör oldular, Sovyet terör elədi ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yine Cumhuriyet'ten kalanlar her yanda Sovyet devleti olarak işgal edirdi, öldürürdü.
Türkiye Cumhuriyeti doğrudan da Mehmet Emin Bey Resulzade'ni korudu. Hatta siz bilirsiniz ki Mehmet Emin Bey hayatını değişenden sonra görürsünüz bir tapansa da o elbisesinde kalıp diyen onun Türkiye Cumhuriyeti özünü korusun ve her zaman da onu koruyurdu. Ona göre de hayatını değişenden sonra da en elverişli, en yakışı yer Türkiye'ydi veya söyledi ben onun Türkiye devletine ve Türk milletine bağlılığı başka bir şeydi oradan bir sevdat götürmez. Ona göre de Mehmet Emin Bey Resulzade başka hatta Cumhuriyeti kurarken de yine de gücü, yardımı Türkiye'den umurdu Osmanlı devletine. Ona yüz döndürdü ve onun kömeğiyle idi ki o devletin Osmanlı devletinin kömeğiyle idi ki eleyebildi ki Türk ordusu gele ve başını azad edə ve Cumhuriyetin yaranmasında katıla buluna ve onu koruya da. Herhalde ancak Mehmet Emin Bey Resulzade bu Cumhuriyetin o zamanda, siz bilirsiniz ki o dünyanın o dönemine bakın ki Birinci Dünya Savaşı'dır, her yan karışıktır evet. Ve o demek ki Asiya ile Avrupa'nın göbeğinde bir cumhuriyet yaratmak, o yüzden Kafkaslarda cumhuriyet yaratmak, Rusya'nın terkibinden çıkartasan bir cumhuriyet yarasan, geri kafalılar, mürteziler, mühumatçılar, ondan sonra Rus kafalılar, Fars kafalılar, mallacığazlar, hamısı demek ki karşı çıkıyordular. Ama demek bir cumhuriyeti yaradı bu arada. Azerbaycan'da siz bilirsiniz ki 19. asrın sonuna başlamıştı Azerbaycan'da milli edebi intibah dövrü. Demek olar ki milli siyasi de intibah dövrü başlamıştı ve bunların hamısı bir yere yığılarak bu cumhuriyet ondan çıktı. Ve demek olar ki çalıştılar ki onlar dünyaya da desinler ki yani biz buna bunu bazarız, bunu edebiliriz ve edirik de. Elbette karşı taraf çok güçlüydü. Sovet çok güçlüydü ve Sovet de onun el altıları da allanmışlar da filan da Azerbaycan'da veya Kafkaslarda çok güçlüydüler ve Sovet de Rus emperyalist devlet de çok rahimsizdi, çok gaddarıydı ve çalışırdılar çok zamanlar, çok çalıştılar ki Stalin de Lenin'in tapşırığıyla da Mehmet Emin Bey Resulzade'ni alsınlar, alabilmediler. Ama onun silahdaşlarını demiyorlar ki ve onun ailesini mahvettiler ve çoklarını demek terör ettiler ve Ermeni eliyle ondan başkalarının eliyle terör ettiler. Hamısı da Rus'un işiydi bu. Yani Türkiye'de toprağa verilmesi de o başka alternatif yoktu. Onu Azerbaycan'a aparabilmeyecektiler. Ruslar da buna izin vermezdiler. Hiç vakit izin vermezdiler. Çünkü onlar milli ruha, milli Türk ruhunun gelişmesine ziddiler. Bugün de böyledirler. Bunlardan Türk'ten korkuları, Türk'ü mahvetmesi. Bunların hemşe birinci demek ki, hedeflerinde olurdu. O dışı Türkiye'de toprağa verilmesi o sebeplerden idi. Ama 90'lardan sonra Azerbaycan'da Cumhuriyet bərpa olandan sonra devlet demek ki bərpa oldu, istiqlal elde edilenden sonra bərpa olandan sonra cümzümeler oldu ki Mehmet Emin Bey Resulzade'nin mezarı çözülsün Azerbaycan'a. O zaman çoklar da söylediler ne fark var ki elə bu Türk topraklarındadır, Eminellerdədir, Azerbaycan yok olmasın, or olsun. Ama her anda çoklar da istedi Binəqədiyə çözülsün. Ancak orada da bir büstü var bilirsiniz, ata yurdu diyor orada. Ama demek ki o çekişmeler var diyor. Söz söhbətlər var idi. Təhsil o zaman mən biz o iş için görürdüm yaxından. O zaman biri de çağırışardılar ki, məsələn də bunu ay demək ki, ay da Türkiyədən bir türlü Rus Azərbaycançılığı, türlük yox. O Azərbaycançılığı türlüdən ayırırdılar. Bir Azərbaycançılıq ortaya salmışdılar ki, yəni belə deyək var, hatta Türkiyədən də Türkiyəyə qarşı bir zatlar çıxarsınlar, götürdük, oradan gətirdik. Böyle oyunlar da vardı yani perde arkası bir oyunlar da gidirdi. Her halde ondan dolayı mı mesela nasıl taşınması konusunda sıkıntılar oldu? Orada çok sokan zat vardı yani Türkiye'ye karşı bir zatlar başlanmasın orada yani bir yanlış fikirler yayılmasın veya o demek ki ne fark var öz toprağımızdı. Peki şu anda var mı böyle bir niyet filan? Yani şimdi bu söhbətler benim fikrimize dahi hele bile yoktu. Yok yani gündeliğinde yani, yok şimdi. Çünkü vatan toprağı burası. Vatan toprağı burası düzdü burası. Ancak bizim burada demek ki anıt mezarımız vardı. Böyük paşamız Mustafa Kemal Atatürk Türk oradaydı ve Türkiye'de özünün son zamanlarda gösterdi. O mezarın orada olması. Elə bir ki qazi yaşayır. Bugün de yaşayır. Yani çox vaxtlar deysen gelir esine gelir ve Türkiye'de milleti. Benim fikrimce de Mehmet Emin Bey Resulzade'nin mezarı Azerbaycan'da olsaydı biz bütün topraklarımızda, bizim yerlerde, abidelerimiz, ondan sonra fikir büyüklerimiz, ondan sonra hamısı olsaydılar çok güzeldi onlar, yaxşı da olardı. Bakmayarak ki bizim özümüze Türk milletçisi olarak fark etmezdi mesela.
Ama Azerbaycan'da bildiğime göre, tanıdığıma göre olsaydı orada o milli ruhun gelişmesinde, saklanmasında bakmayarak buna ki büyükler Binəqədidə, Bakıda o mezarlığa hamı ziyarete gidirler, hamı ziyaret edir. Necə ki, Əbülfəz Elçi Bəyin məzarı kimi ziyaret edir. Ama her halde bu günleri olsaydı da yaxşı olardı. Belki de onun özünün, Məhəmməd Əmin Bəy Rəsulzadənin o son illerdeki Amerika Səsli Radiosundan danışdıqları yazıları bir niskili bir həsrəti vardı vətənə bir də dönə. Vətən vətəndir, düzdür. Ona göre de ancaq Azərbaycana dönə o niskil də varmış. Ne bileyim, onu ki mən deyə bilməm. Ama olsaydı da yaxşı olardı. Burada da ki bu günləri uyuyor, o da ki demək ki Türkiyədədir. İki devlet, bir millet diyorsak. Biz o tərəfə gedirik, yəni bu günləri hamı da bilir ki, özellikle 44 günlük savaşda da hamı gördü, 104 il bundan önce de hamı görüb ki, biz bir olanda həm güclüyük, həm də ki Türkiyə olmasa olmaz, olmasa olmaz. Şimdi yani ben şöyle düşünüyorum. Azerbaycan'da olmuş veya Güney Azerbaycan'da olmuş veya Türkiye'de olmuş veya Kuzey Azerbaycan'da olmuş aslında pek önemli değil Türk toprağı olduktan sonra. Önemli olan onların fikirleri doğrultusunda hareket edebilmek. Orada nerede? Mesela bu mücadele hala devam edir. Bu proses hala gedir. Ona göre de karşı taraflarda sarışırlar bu günleri deyir ki Rusdur, Farsdur, Ermənidir, hansı Kürtçüğazlardır ve başka etniklerdir ve başka Batı dünyasından da bizim hayrımıza değil. Bizim ruhumuzu, milli ruhumuzu zədələməyə, türlüyümüzdən uzaqlaşdırmağa və Türk fikrindən, əsas düşüncəsindən uzaqlaşdırmağa belə çalışanlar vardı. Odur ki, biz istəyirik ki, hər zaman bu ruh diri qalsın. Bu ruh demək ki, hər tərəfli millət və bir zamanlar gəlir ki, deysən, yaxşı, ildə bir dəfə siz bilirsiniz ki, bugünləri Azərbaycanda şəhidlər məzarlığımız vardı. Və orada bilirsiniz ki, vaxtın o şəhidlər məzarlığında orada demək ki, Türk mehmetçiləri məzarlıqları vardı. Ondan sonra bilən hər il ora bir neçə milyon ya demək ki, insan ziyarətə gedir. Yəni özü demək şəhidləri ilə və tarixi elə bil ki, yenidən bir görür, baxır. Necə ki, tarixdəki tarixi muzeylər kimi. İnsan girəndə bir muzey elə bil ki, yaşayırsa bunu. Yəni o açıdan da deyirsən ki, yəni millət görür ki, yəni budur. Və Məhəmməd Əmin Bəy Rəsulzadənin də hər yanda olsa, istər burada, istər ki, Azərbaycanda parla ulduz kimi ki, o getdiyi zəndə o demək ki, görür dünyada, demək görürlər ki, o dünyada nə özündən izlər bıraxıbdır və unudulan bir şəxsiyyət deyir. Çox təşəkkür edirəm. Var.